Acaba göçecek mi, göçmeyecek mi? Sit alanına girdiği için bu işi aşamıyoruz. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde harabe haldeki bir evde ikamet eden 7 kişilik aile her gün ölüm korkusu yaşıyor. Yağmur yağdığı zaman uykudan uyanıyor mesela. Hani acaba göçecek mi, göçmeyecek mi? İlçenin Tabakhane mahallesinde oturan Kurtça ve Şerife Özel çifti, 5 çocuğu ile birlikte harabe haldeki banyo ve tuvaleti olmayan 2 katlı ahşap evlerinin camlarını naylonla kaplatırken her gün yıkılma korkusu yaşıyor. Sosyallerden maaşmaya gittim işte. Oradan para yardımı yaparız anca dediler. İşte 10 ayda 150 veriyorlardı. Onu da kestiler. Çocuk parası alıyorum işte. Başka bir gelir yok bir yerden. Korkuyor, korkmaz Allah'ım, korkuyorlar. Bu yattığımız oda ya, buradan aşağıya pislik dökülüyor. Kediyle dolaştıkça. 5 çocuk annesi Necibe Özel, evin eşi Kurtçu Özel'e babasından miras kaldığını ifade ederek evin sit alanı olmasının yanı sıra imar probleminin de olduğunu belirtti. Sesimi yani duyurmak istiyorum. Bize yardımcı olsunlar. Evi yaptısında ben bir şey istemiyorum. Yani ben tek iki göz odaya da razıyım. Tabakhane Mahallesi Muhtarı Kasım Aslan, ailenin sorunlarıyla ilgilendiğini, ilgili makamlarla görüştüğünü ancak evin sit alanı kapsamında olması ve imar problemi olması nedeniyle işlem yapılamadığını ifade etti. Durulacak bir yani tamir olacak herhangi bir şey yok. Uğraşıyoruz. Resmi kurumlara gidiyoruz. Sosyal yardımlaşmada yardım destek parası çıktı, ev yaptırma parası ama bu durumda tamir olacak şekilde o para yetmiyor, evi yaptırmaya da yetmiyor. Sit alanı ve anıtlar kurulundaki girdiği için buraya çözülmüyor. Çıkış olmadığı için de bu aile zor durumda. Muhtar olarak ben de sorumluluğum olarak vatandaşın yardımcı olmak istiyorum, olamıyorum. Anıtlar kurulunu denilen sit alanına girdiği için bu işi aşamıyoruz. Daha doğrusu bu aile zor durumda. 5 tane çocuk okuyor. 5 tane çocuk, bir tane babası var. Çalışıyor, Kurtça Özel. Hanımı var. Ve vatandaşın ve bizlerin yardımlarıyla maddi ve manevi olarak geçinmeye çalışıyor.